Çok anlamlı bir imza töreni için buradayız. SSTEK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kurduğu, amacı teknoloji yatırımlarını tetiklemek, desteklemek olan bir şirket. Bu yapıda ve bu yapının desteğiyle şimdiye kadar 10 adet şirket kuruldu. Motor tasarım ve üretiminden test altyapısına, yarı iletken üretiminden kamera dedektörlerine, yeni nesil haberleşme ve mobil haberleşme sistemlerinden otomotiv test merkezi yatırımına kadar bir dizi konuda savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu, bazen göz ardında kalmış, bazen savunma sanayi için elzem olup da iteklenmesi gereken alanlarda yatırım yapmak üzere, şirketleri oluşturmak, teknolojiyi tetiklemek üzere kurulmuş SSTEK şirketi bugün yepyeni bir adım atıyor. Ziraat katılımına yapılan bu anlaşma neticesinde savunma sanayi gibi katma değeri yüksek ve ülkemizde teknolojinin itici gücünü oluşturacak ve ekonomimizde katma değeri yüksek ürünlerin girmesini hem askeri hem sivil alanda sağlayacak önemli bir adıma imza atıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tüm milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyoruz. İnşallah bu sene İslam aleminin huzurlu bir Ramazan geçirmesini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Ziraat Katılım Bankası olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar farklı değişik işler yapmak, katılım bankacılığı sektörünü geliştirme noktasında, sektörü geliştirme noktasında değişik faaliyetlerde, çalışmalarda bulunmak için gayret sarf ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde savunma sanayine yönelik bir kar zarar ortaklığı projesi gerçekleştirmiştik. Bu projeden sonra bu tür faaliyetlerde bulunan gerek özel sektördeki gerekse sektörümüzdeki bankalardan bu çalışmalar, bu projelerle alakalı yakın ilgi ve alaka gördük. Savunma sanayi teknolojileri ne yönelik olarak yine SSTEK firmasıyla böyle bir işbirliği protokolü gündeme geldi. Bu protokolle birlikte bu alanda hizmet yapmakta olan milli ekonomimize katkı sağlayacak teknoloji geliştirme ve ihtiyacımız olan, ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin yerli ve milli kaynaklarla ülkemizde temin edilebilmesi, üretilebilmesini sağlayacak projelere biz de katkıda bulunmak, SSTEK firmasıyla bu işbirliği protokolüyle bu alana bir katkı sağlamak amacıyla böyle bir işbirliği protokolüne imza atmak için burada da bulunuyoruz. İnşallah bu işbirliği protokolü ülkemize, savunma sanayimize, milli ekonomimize hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Katılım bankacılığına yeni soluklar getirmeye çalışıyoruz. Yeni ürünler katmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da en önemli argümanımız kar zarar ortaklığı projeleri, yatırım ortaklığı projeleri. Bu konuyla alakalı daha önce de yapmış olduğumuz bir programımız oldu. Bir yatırım ortaklığı şeklinde yaptığımız. Tabii bu savunma sanayine yönelik bir firmaydı bu kurduğumuz yeni şirket. Dolayısıyla bir savunma sanayine yönelik de bir ilgimiz oluştu. Hem sektörden hem de savunma sanayi müsteşarlığımızdan bize böyle bir talep geldi. Karşılıklı bir ilişkiler doğunca böyle bir protokol gündeme geldi. İşbirliği protokolü. Bununla birlikte hem savunma sanayi müsteşarlığımızın piyasa bilgilerinden, teknoloji bilgilerinden hem de biz de bankacılık bilgilerimizi KOBİ dediğimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu konularda faaliyet gösteren, savunma sanayine imalat yapan, büyüme istidadı olan firmalara
hem finans desteği sağlamak hem de teknolojik altyapı desteği sağlamak maksadıyla böyle bir işbirliği ortamı doğdu. İnşallah bu işbirliğinden doğacak sinerjiyle yerli ve milli üretime yönelik, teknolojinin geliştirilmesine, büyütülmesine yönelik bir takım yeni çalışmalarımızın, yeni faaliyetlerimizin ortaya çıkmasını, ülkemizin bu konuda savunma sanayine yönelik özellikle kendi yerli milli ürünlerini ortaya çıkarmasına katkı sağlarız diye ümit ediyoruz. SSTEK olarak biz %100 savunma sanayi müsteşarlığının bir iştirakiyiz. Ben aynı zamanda savunma sanayi müsteşarımız olarak da görev yapıyorum. Evet. Şirketimiz şu ana kadar kurduğu firmalarda hep teknoloji odaklı, Türkiye'nin ihtiyacı olan ve katma değeri çok yüksek olacak olan alanlara yatırım yapıyor. Siz de takdir edersiniz ki bu yatırımları devlet sürekli destekliyor. Desteklemekle birlikte dışarıdan hem ziraat katılımda bugün yaptığımız gibi hem de özel sektörle işbirliği yaparak bunu yapmak istiyoruz. Yani bütün Türkiye'yi bunu sahiplendirmek istiyoruz. Bundan yaklaşık 15 yıl evvel yerlilik oranları %20'lerdeyken bugün %65'lerin üzerinde. Hatta çok kritik bugün işte operasyonlarda da kullanılan insan savar araçlarında bu %90'ların üzerinde bir milli teknolojilerin içinde barındığı yerlilik oranlarından bahsedebiliriz. Şu anda %65'in üzerinde ortalamada ama bazı sistemlerde bu %90'ların da üzerinde. Maddeler bizim ikimizin arasında zaten ama evet. Elbette sağlayacağı fayda şudur ki biz devletin bütün her şeyi kendisi, teknolojiyi kendisi geliştirsin, işte üretimi kendisi yapsın ve insanlarına sunsun modelini desteklemiyoruz. Bu modeli desteklemiyoruz. Esas desteklediğimiz model bir seferberlik ruhuyla bütün Türkiye'nin bu teknolojilere sahip olmasını istiyoruz. Buradaki ziraat katılımla imzaladığımız protokolde de bütün ortaklıklarımızı ziraat katılımla yapılacak olarak anlaşılmasını da istemiyoruz. Ziraat katılımla yapacağımız işler de var. Ama biz ziraat katılımla birlikte yapacağımız bir girişimde illaki özel sektörün de olmasını istiyoruz. Yani burada amaç sadece teknolojiyi üreten yeri kurup ondan sonra arkana dönüp gitmek değil, onun sürekli sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalması lazım. Türkiye'nin esas istediği o. Ekonomi başka türlü dönmez. Amacımız burada herkese sahiplendireceğimiz bir farkındalık yaratmak. Çok yoğun müracaatlar var. Bunları da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta yakın bir zamanda bunlarla ilgili bunları daha hızlı değerlendirmek üzere bir birim de oluşturuyoruz. Bunların tabii büyük bir çoğunluğu tam böyle uygulanabilir fikirler değil ama içinde güzel fikirler de geliyor. Biz hiçbirisini aksatmadan izliyoruz, izlemeye çalışıyoruz. Peki.